Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size dış çiçeği anlatacağım. Dış çiçeğin tıbben bir tedavisi yoktur. Dış çiçekte ilkel yöntemler öneriyoruz. Maksat çiçeği kurutmak. Kuruttuğunuz zaman zaten yayılması engelleniyor. Birinci demiştim ki mesela diş çiçek diyelim gagada var veya kafada var. Jiletle üzerine 2 adet çizik atıyorsunuz. Çizik attığınız zaman ayakkabı boyası, kulak kürdanı ile birlikte o çiziklerin üzerine o çiçek olan bölümü sürüyorsunuz. Bunu sabah akşam 7 gün yapıyorsunuz. Bakınız bir defa çizik atıyorsunuz iki yerinden. Ondan sonra sabah akşam ayakkabı boyası. 7 günde oradan kuruyup düşüyor. Düştükten sonra da birkaç gün daha ayakkabı boyası sürebilirsiniz. Eğer göz çevresinde varsa çok itinalı olmalı. Ayakkabı boyası zarar vermez. Ama hani göz taşı da kullanıyoruz ya bu konuda. Oğlum çok sallama onu. Netlik bozulmasın ya. Bu göz taşı. Bakınız arkadaşlar şu kutunun içerisinde şuraya kadar göz taşı koymuştum. Bunu uzun zamandır bekletiyorum. Üzerine su koydum. Şimdi buna göz taşı suya bulaştı. Göz taşı da kurutur ama göz bölgesine bunu vuramayız. Çünkü gözüne bulaşırsa kör eder. Etkili ve kesin çözümdür. Şimdi bunu da kulak kürdanıyla ıslatıp şeye sürebiliriz. Siz söyleyin çiçek olan, dış çiçek olan bölgeye de sürebiliriz. Bunu vazelinle birlikte karıştırarak macun yaparak da macun da kapatabiliriz üzerine. Yani dış çiçeğin tıbben bir tedavisi yok. Böyle ilkel yöntemlerle. Şimdi ayakkabı boyası sürdüğün zaman hem üzerine bulaştırmıyor hem dokunduğu hayvana da bulaştırmıyor. Çünkü o bulaşıcı bir hastalıktır. Ayakkabı boyası üzerine sardığı için. Etkili yöntemdir. Bu da etkili yöntemdir. Bunu da kullanabilirsiniz. Göz taşı aktarlarda vardır. Şimdi çoğusu şöyle söylüyor. Aktar nedir? Aktar baharatçıları var ya onların bir üst kademesi. Yani yok yok demektir orada. Aktar o demektir. Ne oldu? Ne oldu? Niye kızdın? Evet arkadaşlar. Aktarlardan göz taşı bulabilirsiniz. Böyle içinde su bekletebilirsiniz. Bunun bozulma şansı yok. Göz taşı onu zaten koruyor. Bunu kulak kürdanıyla da sürebilirsiniz. Ayakkabı boyası da kullanabilirsiniz. Ama unutmayın. Lütfen jiletle iki çizik atın. İçine işlediği zaman bir haftaya kurutuyor. Hiçbir şey kalmıyor. Şimdi kal öyle. Ne oldu? Ne oldu? Gitme daha, gitme daha. Yeter daha, yeter. Gel de bir seveyim seni. Ama bir seveyim. Sevmeden olur mu? Sevmeden olur mu? Sizi ben büyüttüm ellerimle. Sevmeden olur mu? Sevmeden olur mu? Sevmeden olur mu? Çekiyor mu onlar oğlum? Sevmeden olur mu? Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.